Evet. 18 Nisan 2023 Salı. Maliye Bilimi bugün son olarak olasılık konusu işlenecek. Olasılık bir deneyim, şansa bağlı sonuçları olarak kısaca ifade edilebilir. Bir kez daha ifade ediyorum. Bir deneyim şansa bağlı sonuçlarına olasılık deniyor. Burada bizim için iki önemli unsur var. Deney, bir para atma deneyini düşünecek olursak iki muhtemel sonucu olan bir deneyden bahsediyoruz. Bir tarafı kura, bir tarafı yazı olan bir deneyden bahsediyoruz. Buradaki deneyi oluşturan her bir unsur, yani tura ve yazı olay olarak nitelendiriliyor. Ve bu olayların toplamı, yani şansa bağlı deneyi oluşturan bütün unsurların toplamına evren ismini veriyoruz. Ya da popülasyon ismini veriyoruz. Ya da örnek uzay olarak nitelendiriyoruz. Ve örnek uzayımızdaki, evrenimizdeki, popülasyonumuzdaki olay sayılarını SE simgesiyle gösteriyoruz. Deneyi oluşturan bu şansa bağlı sonuçlar, yani bu olaylardan her biri ayrı bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Sonuçların her biri olay olarak ifade ediliyor ve her bir olayın sayısı SA simgesiyle gösteriliyor. Bir kez daha söylüyorum. SE simgesiyle deneyi oluşturan olayların toplam sayısal büyüklüğü ifade ediliyor. Sayısal büyüklük. SA ile de o deney içerisinde bizi ilgilendiren olayın sayısal büyüklüğü ifade ediliyor. Diyelim ki burada biz olasılık hesaplaması yapacaksak, olasılığın evrensel simgesi P, popülasyondan geliyor. Ve biz neyin sonucunu merak ediyoruz? Yani bu deneyde tura gelme olayını merak ediyorsak, P tura şeklinde yazıyoruz. Ve tura, yani paranın tura gelme olasılığını hesaplayabilmek için de SA bölü SE formülünden yararlanıyoruz. Yani istenilen durum sayısı bölü toplam durum sayısı formülünden faydalanarak olasılığı ve bütünün içindeki parçaya oranladığımız için de bu olasılık değerimiz, yani P değerimiz 0 ve 1 arasında bir değer almak zorunda. 0'dan daha küçük, 1'den daha büyük olamıyor. Ama 0'a eşit ya da 1'den daha büyük bir olasılık değeri hesaplana, pardon, 1'e eşit olan bir olasılık değeri hesaplanabiliyor. Şimdi devam edecek olursak bir başka deney ve o deneye ait sonuçlardan bahsedeyim. Diyelim ki bir parayı bir kez değil de iki kez attık. Birinci atışta tura ya da yazı geldi. İkinci atışla tura ya da
yazı geldi. Deneyimiz bu. Deneyi oluşturan her bir olay, tür olayı, yazı olayı, tür olayı, yazı olayı şeklinde ifade edildiğimiz sonuçlarımız. Bunlara evren adını veriyoruz. Ya da örnek uzay adını veriyoruz. Bir de bizden istenilen bir durumun olması gerekiyor. Yani bir P olayının olasılığını hesaplamamız bizden istenecek demektir. Şimdi burada evrenin içerisinde oluşabilecek farklı kombinasyonlar var. Her bir kombinasyon bizim evrenimizin büyüklüğünü, yani SE'mizin sonuçlarını bize gösterir. Tura gelebilir. Tura yazı gelebilir. Yazı tura gelebilir. Yazı gelebilir. Ve böylece dört farklı olaydan muhtemel sonuçtan bahsediyoruz demektir. Burada SE'miz 4 olarak hesaplandı. Birinci durum, ikinci durum, üçüncü durum ve dördüncü durum olarak ifade edebileceğimiz 4 farklı durum olarak ifade ediyoruz. Bir de bizden istenen bir olay olması gerekiyor. Burada tura gelme olasılığı bizden. Tura. Bu deneyin içinde kaç tane tura var? Onu saymamız gerekiyor. Tura bir tane var. Bu da bizim SA'mızı oluşturuyor. Deneyin içerisinde istenilen kaç tane olay gerçekleşmişse o bizim SA değerimizi oluşturuyor. Dolayısıyla bir P, tura gelme olasılığı, SA bölü SE formülüne bağlı olarak 1 bölü 4 olarak ne yapmış oluyoruz? Hesaplamış oluyoruz. Diyelim ki bu bir zar deneyi olsaydı, yine oluşabilecek evrenler, bir zar, biliyorsunuz ki bir zar dediğimiz zaman bir küpten bahsediyoruz. Evrensel olarak 6 yüzeyi olan bir yapı ve biz bu 6 yüzeye her birine birer rakam yerleştiriyoruz ve bu bizim zarımızı oluşturuyor. Dolayısıyla 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir. Zarın üst yüzüne gelen rakamların ne olduğuyla ilgili bir deney yaptım. Bu deneyin muhtemel sonuçları 1 ile 6 arasındaki rakamlardan oluşacak demektir. Ve bu bizim SE'mizin 6 birinden oluşan bir yapı olduğunu gösterir. Bu deneyin içerisinde zarı attığımızda üst yüze bir gelme olasılığı eğer bizden istenirse, istenilen durum SA'ydı, hatırlarsınız, sayısal büyüklüğü itibari. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamlarının arasında bir kaç defa var? Bir defa var. Dolayısıyla bir kez gerçekleşmiş olduğunu yazıp P bir gelme değil, SA bölü SE aracılığıyla 1 bölü 6 değerini bulmuş olduk. Eğer iki tane zar atarsak, her bir zar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 rakamlarından birini üst üste getirecek. Dolayısıyla burada o kombinasyon değerini hesaplamamız gerekiyor ve bu kombinasyonu hesaplayarak SE'yi, yani örnek uzayımızda meydana gelebilecek her bir olayın sayısal büyüklüğünü, toplam büyüklüğü hesaplamamız gerekiyor. Ayrıca
bir de bizim SA'ya, yani bu deneyin içerisinde üst düzey gelen rakamların neler olması gerektiği ile ilgili bir durumu, bir olayı tahminlemek, hesaplamak istememiz gerekiyor ve buna ait SA bilgilerine ihtiyacımız var. Biraz evvel de söylediğimiz gibi P, yani olasılık değerimiz 0 ve 1 arasında gerçekleşmek zorunda. 0'dan daha küçük ya da 1'den daha büyük bir olasılık değerini asla hesaplayamıyoruz. 0 hesapladığımız zaman, yani bir deneyin olasılığı 0 ise, biz bunlara imkansız olaylar adını veriyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Bir deney yaptığımızda deneyin muhtemel sonucunun 0 olması demek, onun imkansız olduğunu gösteriyor. Örnek verecek olursak, yarın sabah güneşin doğudan batması olayı imkansız bir olay olarak ifade ediyor. Biz biliyoruz ki geleneksel olarak her sabah güneş doğudan doğar, batıdan batar. Zaten doğu ve batı kavramları da buradan çıkmıştır. Doğduğu yer güneşin, battığı yer güneşin. Dolayısıyla doğduğu yerden batması imkansız olayı, yani sıfır olayını ifade eder. Bir olması, olasılığın bire eşit olması da kesin olayı ifade eder. Kesin olaya örnek olarak da biraz evvel güneşle ilgili konuşsak, güneşin doğudan doğması kesin bir olaydır ve istatistik ve bizim dersimiz çerçevesinde biz imkansız olaylarla ve kesin olaylarla ilgilenmeyeceğiz. Onun yerine 0 ve 1 arasında gerçekleşme olasılığı olan diğer durumları sizlerle ele almaya çalışacağız. Olasılığın birkaç temel kuralı var. Bu kurallar bilindiği sürece hata yapma ihtimalimiz en azından minimize edilmiş olur. İlk kural, biraz evvel bahsettiğimiz kural, her deneyi oluşturan olayların olasılıkları 0 ve 1 arasında gerçekleşir. Biraz evvelki para deneyinde parayı bir kez havaya attığımızda tura gelme olasılığı 0 ve 1 arasında gerçekleşecektir. 0 olması hangi durumlarda söz konusu olur? Para hileli bir paradır ve sadece yazı yüzü vardır. Dolayısıyla parayı attığımızda tura gelme olasılığı 0'dır. Yine aynı hileli parada her 200 turadır. Parayı havaya attığımızda tura gelme olasılığı kesin bir olaydır. O da 1'dir. Bir kez daha söylüyorum. Birinci temel kuralımız, bir deneyi oluşturan olayların her birinin gerçekleşme olasılıkları 0 ve 1 arasında gerçekleşir. İki, bu kural olarak şundan bahsedebiliriz. Bir deneyi oluşturan olayların olasılıklarının toplamı daima 1'dir. Bir para deneyinde biraz evvel yaptık. Tura ve yazı olmak üzere iki tane durum söz konusuydu. Ve tura gelme olasılığı deneyi oluşturan birinci olayımız. İkinci olayımız da P, yazı gelme olasılığı. Ve bu iki olayı topladığımızda toplam daima 1'e eşit olmak zorunda tura ve yazı deneylerinden oluşuyor ise. Eğer başka sonuçlar varsa o sonuçları da buraya ilave ettiğimizde toplam büyüklükte daima 1'i vermek zorunda. Bir deneyi oluşturan olayların olasılıklarının toplamı daima 1 olmak zorunda.
Bunun haricinde burada söyleyebileceğimiz belki üçüncü kural olarak ilerleyen aşamalarda sizlerle konuşacağız. Bir olayın tümleniyle toplamı da bire eşit olmak zorunda. Tura gelme olasılığı, tura gelmeme olasılığı, toplamları tümleniyle toplamı da daima bire eşit olmak zorunda. Bütün bunlar bilindiği sürece biz olasılıktaki birçok hatayı en azından göz göre göre yapmamış olacağız demektir. Olasılıktaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi SE'nin yani evren büyüklüğünün ve bu evrenin içerisinde istediğimiz durumu ifade eden SA'nın büyüklüklerinin hesaplanmasıdır. Her deney para deneyi ya da her deney zar deneyi gibi basit deneyler olmadığı için bu deneylerin toplam kaç olaydan olur? O olaylardan kaçının bizim istediğimiz olayları ifade ettiğini hesaplayabilmek çok kolay olmayacak. İşte bu yüzden biz olasılıkla birlikte kombinasyon ve permütasyon konularına girmek zorundayız. Kombinasyon dediğimiz zaman seçimden bahsediyoruz. Permütasyonun farkı seç ve sırala demek. Aslında hepimizin de gayet iyi bildiği iki temel konu lise matematik derslerinden bu iki temel konuyu hepiniz hatırlıyorsunuz. Şimdi öncelikle biz olasılığı detaylandırmadan önce bu seçim ve seçim ve sıralama işlemlerini yaptığımız kombinasyon ve permütasyona yönelik örnekler çözerek işe başlayacağız. Bu örnekleri çözdükten sonra da olasılık hesaplaması yapacağız. Yine kombinasyon ve permütasyonla birlikte ve yine tabii ki olasılığın içerisinde ve veya bağlaçlarımız bizim için önemli iki temel bağlaç olarak karşımıza çıkıyor. Ve bağlacı matematiksel olarak bize çarpma işlemi yapmamızı gerektiğini veya bağlacı da toplama işlemi yapmamız gerektiğini söylüyor. Biraz evvel biz bir ifade kullandık ve olasılığın temel kurallarından biri olduğundan bahsettik. Bir deneyi oluşturan olayların olasılıklarının toplamı daima birdir. Şimdi ve bunu ikinci madde olarak vermiştik hatırlarsanız. İkinci maddemize geri dönerek bakacak olursak diyor ki bir para deneyi, para deneyini oluşturan iki tane olay var. Tura gelebilir. Yazı gelebilir. Şimdi biz bu iki olayı bu bağlaçlardan hangisini kullanarak ifade ederiz? Bir para deneyinde muhtemel sonuçlar yazı veya bakın burada kullandığımız ifade veya tura gelebilir. Dolayısıyla yazı veya turayı ifade ederken de biz toplama işlemi yapıyoruz ve bu deneyin sonuçlarını göstermiş oluyoruz. Burada V bağlacını kullanamadık. Neden şöyle bir şey yapsaydık? Deseydik ki A ve B olmak üzere iki farklı deney yapıyoruz. Biri para deneyi, bir elimizde de zar var. Ve parayla zarı aynı altta attık. Paranın üst yüzüne turanın gelmesi, zarın üst yüzüne ikinin gelmesi olasılıkları dediğimizde araya İki farklı deneyi birleştirirken kullandığımız bağlacımız V bağlacı, V bağlacının karşılığı olarak da çarpma işlemi yaparak evren büyüklüğünü bulmamız gerekiyor. Bu deney için bu çarpma işlemini yapabilir miyiz? Yani bir deney yaptık,
parayı havaya attık. Paranın yazı ve tura gelme olasılığı bu imkansız bir olayı ifade ediyor. Çünkü parayı havaya attığımızda, tek bir kez havaya attığımızda ya yazı gelecektir ya tura gelecektir. Aynı anda paranın üst yüzünde ya da yere düştüğünde hem yazı hem de tura gelme durumlarını ifade eden V bağlacı bize imkansızı ifade ederken veya bağlacı bütünü ifade eder veya bağlacı aynı anda gerçekleşmek zorunda olmayan durumları bize ifade etmek için kullandığımız bir yapıyı gösterir. Şimdi şuradan örnekler bulalım ve bu örnekleri sizlerle paylaşalım. İlk örneğimiz veya bağlaşımda kullanabileceğimiz bir örneğimiz. Diyelim ki sabah kalktık, dolabımızdan kıyafetlerimizi alıp giyinip dışarı çıkacağız. Dolabımızda 3 tane pantolon, 2 tane gömlek, 3 çorap, 2 ayakkabı, 2 de terliğimiz var. Sabah kalktığımızda kaç farklı şekilde giyinebiliriz diye sormuşuz. Şimdi mantıken yapmam gereken 3 tane pantolondan bir tanesini seçtik ve giydik. Hem de kombinasyonu anlamış olalım diye. Kombinasyon yaptık. Neden? Çünkü seçim yaptık. 3 tane pantolondan bir tanesini seçtik. Ve yine lise matematikten hatırlarsınız. Kombinasyonun 3'ün birisini bu şekilde ifade ediyoruz. Seçtik. Gömlek giyeceğiz. 2 tane gömleğimiz var. Yine 2 gömlekten bir tanesini seçtik. Ya da çoraplarla başlamak istiyoruz. 3 çoraptan birini seçtik. Ayakkabılarla başlamak istediğimiz parada 2 ayakkabıdan birini, 2 terlikten birini seçeceğiz. Mantığı doğrusu bu. Şimdi 3 pantolondan birini seçtik. Bundan sonraki ve veya bağlaçları bizim için önemli. Ve bağlacı aynı anda olması mümkün olan durumlar var. 3 pantolondan birini veya 2 gömlekten birini mi seçeriz? Şimdi burada veya dediğimizde aynı anda olması söz konusu olmayan durumları ifade ediyor. Veya dediğimiz zaman farklı bir yere. Çünkü 3 pantolondan birini veya 2 gömlekten birini dediğimizde pantolon giyeceğiz, dışarı çıkacağız. Üstümüzde gömleğimiz olmayacak. Veya gömlek giyeceğiz üstümüze ama altımızda pantolon giymeden çıkacağız demek. İşte gömlek ve pantolonu biz aynı anda giymek zorundayız. 3 gömlekten bir tanesini aldık, giydik. Ve 2 pantolondan bir tanesini aldık. Ve 3 çoraptan birini giydik. Ve 2 ayakkabıdan birini giydik. Ve 2 terlikten birini giydik. Burada işte şu aşamaya geldiğimizde bize verilen görevi tamamladık. Yani şu an giydiğimiz kombin bizi dışarı çıkmak için yeterli hale getirdi. Neden? Pantolonumuz var, gömleğimiz var, çoraplarımızı giydik ve bir ayakkabı. Şimdi eğer devam edersek, yani şu kısmı da
dev bağlacıyla buraya bağlamaya kalkarsak, terlikten birini de giymeye kalkarsak, ayakkabının üzerine terlik giymemiz ya da terliğin üzerine ayakkabı giymemiz gerektiğini ifade etmiş olur. Görev bitene kadar yaptığımız bütün işlemler V bağlacıyla bağlandığı için çarpma işlemi yapmamız gerekir. Görev bitip yeni bir görev tanımlaması yapmaya başladığımızda bağlacımız veya olacaktır ve veya bağlacı yeni göreve geçişi sağladığı için tanımlama işlemi yapmamız gerekir. Şimdi de terlikli kombinasyonumuz oluşturalım. Üç pantolondan birini giydik ve iki gömlekten birini giydik. Şuraya pantolon, gömlek, çorap, ayakkabı giydik. Üç pantolon, iki gömlekten birini giydik ve üç çoraptan birini giydik ve biraz evvel ayakkabı giymiştik. Şimdi de iki terlikten birini giydik. Dolayısıyla bizim bu deneyde dolabımızı açıp yola çıkmadan, sokağa çıkmadan önce oluşturabileceğimiz iki farklı kombinasyonumuz var. Bu terlik ve ya ayakkabı kombinasyonlarıyla oluşturduğumuz yapıdan kaynaklanacak. Dolayısıyla 3 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 2 artı 3 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 2. Bütün bunlar bizim oluşturabileceğimiz kombinasyonların, seçimlerin toplam büyüklüğü. Yani S elimizi, ellerimizi oluşturmamızı sağlayacak. Bunların içerisindeki terlikli kombinasyonlar veya ayakkabılı kombinasyonlarda bizim istenilen durumlarımızı ifade edecek ve her biri de bize SA'ları verecek. Buradan yola çıkarak da çok rahat bir şekilde bu yapı içinde terlikli kaç farklı kombinasyon gerçekleşme olasılığı vardır. Bunu bulabilme şansı elde etmiş olacağız. Şimdi bir başka örnek olarak burada ne verilmiş? Ne? Klasik örneklerden bir tanesi. 4 kız ve 6 erkeğin oluşturduğu bir grubumuz var. Bu gruptan 3 kişilik satranç ekibi kaç farklı grup oluşturabilirsiniz? Şimdi sorunun içerisinde bize deniyor ki 4 tane kız, 6 tane de erkek var ve bunlardan 3 kişilik kaç grup oluşturabilirsiniz? Grupları oluşturduğun 3 kişilik grupları seçiyor. Sorunun içerisinde herhangi bir şekilde bunlardan 2 tanesinin kızların arasından seç, bunlardan 3'ünü de erkeklerin arasından seç gibi bir uyarı yok. Dolayısıyla bizim burada kullanmamız gereken yapı 4 kız ve 6 erkekten, yani 10 kişiden grup daha doğrusu. Bu 10 kişinin içinden 3 kişilik grupları oluşturmak isteniyor. Bu da onun üçlü kombinasyonu olarak ifade edilir. Çünkü seçim yapacağım. Sadece diyor ki bana 4 kız 6 erkekten oluşan bir grup var. Bu grubun içerisinden 3 kişilik
yeni ekipler, satranç ekipleri. Bu üç kişi kimlerden oluşacak? Hepsi kızlardan olabilir. Hepsi erkeklerden olabilir. Bir kız, iki erkek, iki kız, bir erkek şeklinde farklı kombinasyonlar ne yapabiliriz? Oluşturabiliriz. Dolayısıyla burada onun üçlü kombinasyonunu hesaplamamız bizden isteniyor. 10 kişilik bir grup var ve bu gruptan 3 kişilik yapıları oluşturur. Burada formülasyon olarak yapmamız gereken on faktöriyel bölü 10 eksi 3 faktöriyel çarpı 3 formülü bu. Burada yine ise matematikten hatırlayacağımız bir faktöriyel simgesi var. Ve faktöriyelin anlamı n, yani kaç tane birim varsa burada, o birime kadarki bütün unsurları birden başlayarak o birime kadar kaç tane unsur varsa her bir unsurun çarpımlarının toplam büyüklüğünü bize ifade eder. Yani burada 10 faktöriyelle ifade edilen 1 çarpı 2 çarpı 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 rakamlarının çarpımları isteniyor demek. Bu 10 eksi 3, 7 faktöriyel ve 3 faktöriyel. Dolayısıyla 7 faktöriyel dediğimiz şeyde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'ye kadar rakamların çarpımını ifade ettiği için 7 faktöriyelle bu bitti. Geriye 8, 9 çarpı 10 kaldı. 3 faktöriyel dediğimiz şey de 3, 2 ve 1 rakamlarını oluşturuyor. Dolayısıyla 3 ile 9'u sadeleştirdik. 3, 2 ile 8'i sadeleştirdik. 4, 4 çarpı 12, 12 çarpı 10, 120 tane grup oluşturabildiğimizi ifade etmiş oluyor bize. Altı doktor, beş tane hemşiremiz var. Bu sefer içinde bir doktorun olduğu dört kişilik kaç farklı ekip oluşturmak için. Bakın, bir önceki sorumuzda 4 kız ve 6 erkek vardı. Herhangi bir şekilde bu 4 kız ve 6 erkekten kimin nerede yer alacağı bizi çok bağlamış. Bağlamadığı için de biz bunların her bir unsur kız ya da erkek olması anlamında değil ama bir bütün olarak kabul ettik ve 10 kişilik bir yapı olduğunu ve bu 10 kişi içerisinden 3 kişiyi seçmemiz gerektiğini söyledik. Burada da 6 hemşiremiz, hadi şurada 4, 6 doktorumuz ve 4 hemşiremiz olsun. Yine 10 kişimiz var. Bir önceki soruyla benzerlik arz ettiğim gibi yaptığımız zaten. 6 doktorumuz ve 4 hemşiremiz var. Yine 10 kişi var. Eğer sorunun devamında içinde bir doktor olan demeseydi, biz yine 10 kişi arasından 4 kişi seçecektik. Ama sorunun içinde bir doktorun olduğu dediği için artık oluşturacağımız grupları farklı şekilde dizayn etmek zorunda. Yani
6 doktordan bir tanesini seçip geriye kalan 4 hemşireden 3'ünü seçebiliriz. Bura bizim birinci görevi tamamladığımız yer. Neden? İstenilenler yani bir doktor ve 3 hemşire toplamı 4 kişi oldu. 4 kişi de seçmemiz isteniyordu. Birinci görevi tamamladık. 6 doktordan birini ve 4 hemşireden 3'ünü seçtik. Görevi tamamladık. Veya ne olabilir? Veya ne olabilir? Çünkü görev bitti. Yeni bir görev tanımlaması yapabilir miyim diye bakıyorum. 6 doktordan 2 tanesini seçebilirim. Yine işlerinde bir doktorun olduğu görev. Demek ki bir doktor olabildiğine göre 2 doktor da olabilir. 3 doktor olabilir. 4 doktor olabilir. Ama hiçbir doktorun olmadığı yapıyı istemiyorum demektir. Dolayısıyla 6 doktordan ikisini seçip yine görevi tamamlayabilmek için 4 hemşireden de ikisini seçmem gerekir. V bağlacı kullandım. Görev yine bitti. Veya ne olabilir? 6 doktordan 3'ünü seçebilirim. Bu durumda 4 tane hemşireden bir tanesini seçebilirim. Yeni bir görevi yine bir tamamladım. Veya ne olabilir? 6 doktordan 4'ünü seçip 4 hemşireden hiçbirini almayabilirim. Ama şu durum yani 6'nın 0'lısı ve 4'ün 4'lüsü durumu benim istemediğim durum. İstemediğim durum. 6 doktordan hiçbiri nasıl diyor ki İçinde bir doktorun olduğu. Dolayısıyla bu istenmeyen. Bu durumda yapılması gereken başka yöntem olarak bakın burada bir kuralımız vardı. Ve kural bize üçüncü kural olarak verilmiş hatırlarsanız. Bir deneyi oluşturan olayın olasılığı ve onun tümleyeni. Yani olması ve olmaması. Başarı, başarısızlık. İyi, kötü, kolay, zor, uzun, kısa gibi durumlar toplamları daima bire eşit olmak zorunda. Dolayısıyla bir eksi bu da bana neyi verecek? Hadi bir eksi olur mu? Toplam evren büyüklüğünden bunu çıkarttığımızda, istenmeyen durumu çıkarttığımızda eğer bir olasılık olsaydı bana benzer bir sonucu verecek. Bunun hesaplamasını şurayı yaptığım için sizler lise matematik dersinden hatırlayacağım. Çok rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz hesaplayabilirsiniz. Bir öğrencinin seçmeli 8 dersi varmış. Ve bu derslerden aynı gün aynı saat ve öğrenci 4 ders seçecek kaç farklı seçim İki tane seçmedik dersi var. Üç tanesi diyelim ki ilk üçü. Aynı gün üstüne üstelik aynı saat. Bu ne demektir? Öğrenci bu derslerden sadece bir tanesini alabilir. Aynı anda bu üç dersin üçünü alması söz konusu değil. Bu üç dersten iki tanesini alması söz konusu değil. Neden söz konusu? Dersler aynı gün ve aynı saatte. Dolayısıyla öğrencinin birden fazla sınıfta aynı anda bulunabilmesi
imkansız bir durum olur. Bu 3-4'ten sadece bir tanesi olabilir. Ona göre ders seçimi yapması beklenir öğrenciden mantıken. Şimdi burada diyelim ki bu aynı gün aynı saatte olan derslerden bir tanesi dolayısıyla seçecektir. 3 dersten bir tanesini seçti. Ve öğrencimizin 4 tane ders seçmesi gerekiyor. Bir tanesini buradan aldı. Dolayısıyla geriye kalan 1, 2, 3, 4, 5 tane dersten 3 tanesini seçtiği zaman 4 derslik seçim işini tamamlamış oldu. Görev bittiyse eğer işlemimiz burada sona erdi. Ama görev bitmediyse farklı bir görev tanımlaması daha biz bu öğrenci için yapabiliyorsak ne yapıyorduk? Veya bağlatmak bakalım yapabileceğimiz. Veya dedik, ne yapabilir bu öğrenci? Yani? Bu 3 dersten hiçbirini almayabilir. Eğer bu 3 dersten hiçbirini almazsa geriye kalan ne yapar? 5 dersten 4 tanesini seçebilir. Veya deyip yeni bir görev tanımlaması yapabilir miyiz? Baktığımızda oluşturabileceğimiz yeni bir görev tanımlaması olmadığı için işlemimizin toplamı bu kadardır demiş oluruz. Klasik yapılardan bir tanesi, sorulardan bir tanesi, matematik derslerinde bu örnekler verilir. İlk bir kolonistlerden anladığım bu örneklerle hatırlandırıyoruz. Diyelim ki 0, 1, 9 rakamlarından oluşan bir kümeniz var. Bu kümeyi elemanlarını kullanarak 3 basamaklı kaç sayı oluşturabiliriz? Bu rakamları kullanacağız ve 3 basamaklı sayılar oluşturacağız. 3 basamaklı sayıları oluştur dendiğinde klasik öğretimde vardır. Evet, mümkün değiliz. 3 tane tren çekilir. 3 basamaklı sayılar. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı olarak ifade edildiğimiz 3 basamaklı sayımız oluşturur. Şimdi herhangi bir şekilde bir kısıtımız yok. Yani sayılar aynı olmasın, yok tek basamaklı olsun, yok çift basamaklı olsun diye bir ayrım yok. Dolayısıyla böyle bir ayrım olmadığı için birler basamağına biz bu rakamlardan her birini yerleştirebiliriz. Yani 0'da koyabiliriz birler basamağına, 9'da koyabiliriz birler basamağına. Şimdi onlar basamağına geliyoruz. Herhangi bir şekilde dediğim gibi sayının çift, tek vesaire olması, işte içinde aynı sayının bir kez daha tekrar etmemesi gibi bir durum söz konusu olmalı. Yani onlar basamağını oluştururken 0'dan 9'a kadar bütün rakamları çok rahat bir şekilde kullanabileceğimizi biliyoruz. Yüzler basamağına geldim. Yüzler basamağında da yine aynı şekilde birler ve onlar basamağında olduğu gibi 0 ile 9 arasında bütün rakamları kullanabilir miyim diye baktığımızda. Eğer 0 rakamını kullanırsak yüzler basamağında bu sayı 3 basamak mı değil 2 basamaklı olacak. Yani 0.99 dediğim sayı aslında 3 tane rakam yazmama rağmen 2 basamaklı bir sayı olarak ifade edilir. 0.09 dediğinde bu 3 tane rakam kullandım diye 3 basamaklı bir sayı olmayacak. Bu sayı tek basamaklı bir sayı olacak. O yüzden 3 basamaklı sayı olmanın temel kurallarından bir tanesi yüzler basamağının 1 ile başlaması. 0 yüzler basamağında kullanmamak gerekiyor. 1 ile 9 arasındaki bütün rakamları kullanacağım dedim. 0 ile 9 arasında kaç tane rakamım var diye saydığımda
üzerinden 10 tane rakamım var. Yine 0 ile 9 arasında kaç tane rakamım var? Onları nasıl maalesef? 10 tane rakamım var. 1 ile 9 arasında 9 tane rakamım kalmış oluyor. 9'lu rakamlar 13. Şimdi biz burada hangi bağlacı kullanıyorsak ona göre veya bağlacı kullanıyorsak bu işlemi yapacağız. Bir üç basamak sayıyı ifade ederken veya bağlacı kullanıyorsak buradaki işlemimiz sonucunu bulabilmek. Ne yapmam gerekir? Yok veya bağlacı kullanamıyorum. Ve bağlacı kullanmam gerekir. Çarpma işlemi. Üç basamaklı bir sayı. Birler basamağı. Ve onlar basamağı ve yüzler basamağından oluşur mu deriz. Bir üç basamaklı sayı yüzler veya onlar veya birler basamağından oluşur mu deriz. Burada kullanacağımız doğru ifade ve bağlıdır. Çünkü veya bağlıca bir arada olmalarının gerekmediği bir ifade. Bak üç basamaklı bir sayı dediğimde bunların her birinin aynı anda bir arada gerekiyor ki biraz evvel sıfır yüzler basamağında niye kullanamadığını ifade ederken de aynı bahsettik. Dolayısıyla bir üç basamaklı sayı dediğimizde yüzler basamağı olan, dolayısıyla onlar basamağı olan, dolayısıyla birler basamağında aynı anda gerçekleştiği durumu ifade ediyoruz. Dolayısıyla burada çarpma işlemi yaparak 900'ü bulmuş oluyoruz. Diyelim ki bu üç basamaklı basamak yine bir sayı istiyoruz. Ama tek sayı olsun. Bir sayının tek ya da çift olduğuna karar verirken bakmamız gereken nokta birler basamağı. Birler basamağındaki rakam 1, 3, 5, 7, 9 rakamlarından herhangi biriyle bitiyorsa birler basamağı biz o sayılara tek sayı diyoruz. Eğer 0, 2, 4, 6, 8 ile bitiyorsa çift sayı diyoruz. 3 basamaklı tek sayı olsun istenmiş. Kaç tane olduğunu sorulmuş. 3 basamaklı sayımız olur. Şimdi kural neydi? Birler basamağı. Burası önemli sayının tek ya da çift olduğunu ayırabilir. 1 olabilir dediğinde, 3 olabilir, 5 olabilir, 7 olabilir, 9 olabilir. Bunlardan herhangi biri birler basamağında yer alması gerekiyor. Onlar basamağı için herhangi bir sınırlandırma var mı? Yok. Dolayısıyla 0 ile 9 arasındaki bütün rakamları ben onlar basamağında kullanabilirim. Çünkü 3 basamaklı tek sayının sayısal büyüklük sorulmuştu. Ben kaç tane olsun da bildiğimi sorulmuştu. Tek ve birbirinden farklı deseydi o zaman işlem değişirdi. Ama şu an bizden istediği şey üç basamaklı kaç tek sayı oluşturulabilir diye sorulmuştu. Birler basamağı belirleyicisiydi. Birler basamağı oluşturdu. Onlar basamağı 0 ile 9 arasındaki rakamlardan oluştu. Yüzler basamağı yine 1 ile 9 arasındaki rakamlardan oluştu. Dolayısıyla burası 9. Burası 10. Birler basamağı 1, 2, 3, 4, 5 rakamdan bir tanesiyle oluşturduğu için 5 olarak verildi. Yine bizim için bağlaç önemli. Dolayısıyla burada bağlaç yine çarpma V bağlaç olacağı için çarparak bulacağımız değer 450 olarak ne yapıyoruz? Sonucu bulacağız. Eğer soru 3 basamaklı farklı kaç sayı oluşturmuş şekilde olacaktı. Yine 3 basamağı olmuştu. Birler basamağından başlayarak işlemleri yapmaya başlayacağım. Birler basamağını oluştururken herhangi bir kısıtım yok. Çünkü farklı sayı oluşturabilmek için ilk bakmam gereken yer burası değil. Onlar basamağından itibaren farklı olacağım. O yüzden birler basamağı 0 ile 9 arasındaki bütün rakamları yazabiliyorum. Bunlardan bir tanesini aldık buraya yazdık. Onlar basamağı farklı olacak. Diyelim ki biz
birler basamağında sıfırı kullandıysa, birler basamağı için bu sıfırla dokuz arasındaki rakamların arasından seçtiğiniz sıfır ise, artık bu onlar basamağına geldiğinde farklı olsun dendiği için artık sıfırı kullanamayacağım. Geriye kalan hangisi var? 1 ile 9 arasındaki rakamları kullanarak onlar basamağını oluşturur. Diyelim ki birler basamağı için sıfırı kullandık. Onlar basamağı için 1'i kullandık. Yüzler basamağına geldik. Yüzler basamağında biz biliyoruz ki zaten sıfırı kullanamıyoruz. Sıfırı kullandıktan sayı 2 basamaklı bir sayı oluyor. Normal şartlarda 1 ile 9 arasındaki rakamları kullanabiliriz. Ama bizden istenen farklı kaç sayı oluşturabilirim dendiği için ve onlar basamağında 1'i kullanacağım için artık burada kullanabileceğim rakamlar 2 ile 9 arasındaki rakamlar olacak. Çünkü 1'i onlar basamağında kullandım. Burada 1 ile başlayıp 9'a kadar rakamları kullanabilecektim. Dolayısıyla 1'i kullanamıyorum bu durumda. 2'den başlayıp 9'a kadar olan rakamları kullanmam gerekiyor. Burada 8, 9 ve 10. Yani 720 tane farklı rakam oluşturabileceğim alanı çıkıyor. Bir başka örnek olarak A, B ve C olmak üzere 3 tane farklı şehrimiz var. A şehrinden D şehrine gidilmek isteniyor. A'dan D'ye giden 4 farklı yolumuz var. B'den C'ye giden 3 farklı yolumuz var. A'dan yola çıkan bir kişi, C'ye kaç farklı şekilde gidebilir diye sorsak, ne yapması gerekiyor A'dan çıkan bir kişinin? Bu 4 yoldan bir tanesini kullanması gerekiyor. Veya V bağlı. A'dan çıktı, 4 farklı yoldan biriyle B'ye geldi. Veya B'den C'ye gidecek mi deriz, yoksa artık bu noktaya geldi, görev devam ediyor. C'ye de ulaşması gerekiyor. Soru bizden C'ye ulaşmasını istemişti. Dolayısıyla C'ye gidebilmek için de bu 3 farklı yoldan bir tanesini seçer mi? Ki mantıklı olanı, doğru olanı budur. Yani 4 yoldan bir tanesini D'ye ulaşmak için seçti. Aynı anda 3 yoldan bir tanesini de B'den C'ye ulaşmak için seçti. Çünkü A'dan C'ye gidebilmek için mutlaka B'ye uğraması gerekiyor idi. Dolayısıyla bu bize toplam sonucu gösterir. Eğer A'dan B'ye giden bir farklı daha alternatif var ve bunlar içinde B'yi kullanmamıza gerek yok. Bu durumda iki farklı olay tanımlaması, deney ya da tanımlaması yapıyoruz. Şimdi A'dan B'ye gitti. Aynı anda ne yapması gerekiyor? C'ye ulaşabilmesi için B'den de C'ye gitmesi gerekiyor. Bu üç yoldan birini kullanarak. Veya ne yapabilir? Bu iki yoldan bir tanesini kullanarak çok rahat bir şekilde C'ye gidebilir. Dolayısıyla birinci ve ikinci arasındaki tek fark
deneyin içerisinde yeni bir olay tanımlaması yapabiliyor olmamız, yeni bir görev tanımlaması verebiliyor olmamızdan kaynaklanıyor. İlkinde şu alt kısım olmadığı için görevi tamamlayabilmek için öncelikle A'dan B'ye, sonra da B'den C'ye gitmesi gerekiyordu. Ama alternatif yeni bir yol çıktı. Alternatif yeni yol çıkınca A'dan B'ye, B'den C'ye gidebileceği gibi A'dan direkt C'ye de gidebileceği alternatif yol açıldığı için ikinci farklı görev tanımlamasında yapmamız gerekiyor. Soru çok farklı şekilde sorulmuş, gidişlemiş yaparsa, gittiği yoldan dönmezse vesaire şeklinde ifade edebiliriz. Bunun detaylarına girmeyeceğim. Bir başka soru, 15 kişinin katıldığı bir yarışın ilk 5 derecesi kaç farklı şekilde gerçekleşiyor? On beş kişi kutluyor ve ilk 5'i bölüyor. İlk 5'i belirlerken bize herhangi bir şekilde ilk 5'te Ahmet olsun, Elif olsun, Fatma olsun, işte Ayşe olsun, Sibel olsun, Murat olsun denmiş mi? Öyle bir durum söz konusu değil. 15 kişiden ilk 5'lik, ilk 5 dereceye girecek kişileri kaç farklı şekilde belirleyeceğimi soruyor. Şimdi biraz evvelki o bazı sayılarımızdaki rakamlarımızda olduğu gibi 5 kişiyi oluşturdum burada. Şimdi birinci kaç kişinin arasından seçilecek? Bu 15 kişinin arasından bir tanesi birinci olacak demektir. 15 kişinin arasından bir tanesi birinci olduğuna göre kaç kişinin arasından ben ikinciyi belirleyebilirim? 5 dereceyi belirleyin demiş. Birinciyi belirledik. 15 kişiden bir tanesi geldi birinci oldu. İkinci kaç kişi arasından oluşuyor? Yine 15 kişinin arasından mı ikinciyi belirleyeceğiz? Hayır, bir kişi birinci olduğuna göre geriye kalan 14 kişiden biri ikinci olacak. İkinciyi de belirledik. Üçüncüyü belirlememiz gerekiyor. Bir ile ikinci sıradaki insanlar belli. Dolayısıyla bunlar o üçüncü aynı anda da üçüncü olamayacaklarına göre geriye kalan 13 kişiden bir tanesi. Geriye kalan 12 kişiden bir tanesi 4. Geriye kalan 11 kişiden bir tanesi de 1. olacak demektir. Ve kombinasyonun temel kurallarından bir tanesi sayının birlik kombinasyonu daima sayının kendisine eşittir. 15, 14, 13, 12, 11. Burada V veya bağlaçları devreye girecek. 15 kişiden biri 1. olacak. Ve 14 kişiden birinci ve şeklinde ifade ettiği için burada ne yapacağım? Çarpma işlemi kullanarak ilk 5 derecenin kaç farklı şekilde gerçekleştiğini bulmuş olacağım. Üç çeşit çorba. Son sorumuz olsun. Üç çeşit ana yemek, iki çeşit pilav, üç çeşit tatlı, birer tane seçerek kaç farklı
Farklıyor. Menü. Oluşturabilir diye soruyor. Kaç tane seçim yapacağımızı da bize söylendi. Ne yaparsınız? Üç sorudan bir tanesi seçilir. Bu da yine V veya bağlaçları bizim için önemli. Burada kullanacağımız bağlaç V bağlaç olacak. Niye? Üç tane sorudan bir tanesi. V. Üç tane ana yemekten bir tanesi. V. İki pilavdan bir tanesini ve üç tatlıdan bir tanesini seçeceğiz demek. Yeni bir görev tanımlaması yapabilir miyim veya bağlacı kullanabilir miyim veya bağlacı kullanabileceğim herhangi bir yeni görev tanımlaması burada bu soru içinde bana verilmiş değil. Burada görev bitti. Yeni bir görev de oluşmadı. Sorunun cevabı yani 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'tür. 27 çarpı 2'den ne yapar? 50 4, 2, 14 64 yapar. 64 tane farklı pardon 27 çarpı 64 54 25 çarpı 50 52, 4 54 farklı seçim yapabileceğimiz bir menü kendimize oluşturabiliriz demektir. Evet, haftada orası konusuna devam edeceğiz. Yine kombinasyon, tarifasyonu ilgili örnekler göreceğim. Arkasından da olası sorularına geçiş yapacağız. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize şimdiden iyi bayramlar.